Bütün sistemler vücutta iç içe geçmiş durumda. Yani tamamen soyutlamak mümkün değil her birini bir diğerinden. Çünkü ne var? İşte damarlarla oksijen ihtiyacı karşılanıyor ya da lenfatiklerle lenfa sıvısı alınıyor. Ama sinirler belki biraz daha önem taşıyor diğerlerine göre. Bu da çok göreceli bir kavram ama mutlaka bir şekilde vücuttaki tüm yapıların inervasyonu gerekiyor. Bir takım şeyler fonksiyon görürken uyarılması gerekiyor ya bir takım cevapları oluşturması gerekiyor. Bunlar çeşitli şekillerde oluyordu. En başta bahsetmiştik, çok kısaca bahsettik süreden dolayı ama bir merkezi sinir sistemimiz vardı, bir de periferik sinir sistemimiz vardı hatırladığınız gibi. Merkezi sinir sistemi yorumlayıcı, karar verici kısmı demiştik. Periferik kısmı da neydi? Etraftan gelen uyarıları algılayan ya da bunlara bir cevap götüren o daha çok liflerden meydana gelmiş kısmı demiştik. Onu da periferik sinir sistemi ikiye ayırmıştık. Birinci grubumuz demiştik ki beyin sapı ve beyinden çıkan kranyal sinirler 12 çift sinirden meydana geliyordu. Bir de daha aşağı seviyelerde medulla spinalis'in her bir segmentinden çıkan ve vertebraların arasındaki aralıklardan çıkarak etrafa doğru giden spinal sinirlerden meydana geliyor demiştik. Şöyle bir kabaca yapısına baktığımızda bu spinal sinirlerin medulla spinalis'ten ön ve arka kökler olarak çıkıyor, birleşiyorlar, sonra tekrar öne ve arkaya ayrılıyor diye çok kısaca kabaca bahsetmiştik. Bunları detaylı bir şekilde önümüzdeki yıl yapılarının nasıl olduğunu, neler yaptıklarını göreceğiz ama genel bir yapıyı kafamızda canlandırabilmek için de çok kısaca bunlardan bahsetmek gerekiyor. Genel olarak baktığımızda bu medulla spinalis'ten çıkan spinal sinirlere gövdede ve abdomen ve toraksta genel olarak tüm yan duvarları ve ön duvarı oluşturacak, inerve edecek şekilde devam eden bir lif bütünüydü. Ama ne var? Vücudumuza şöyle bir baktığımızda bir üst bir de alt ekstremitemiz var ki gövdeden yapıca oldukça farklı şekilde seyrediyor. Uzun, ince bir takım yapılardan meydana geliyor. Ağırlıklı olarak buralarda neler var? Hareket sistemini oluşturan komponentler var. Kaslar, eklemler, kemikler var. Onun dışında organ olarak bir şey yok mu? Tabii ki onlar da var. Nedir? En basitinden ter bezleri de birer organdır her biri. Dolayısıyla sadece hareket sisteminden oluşmuyor ama temelde gövdeye göre bir baş, boyun ya da toraks, abdomene göre çok daha fazla hareket sisteminin oluşturduğu bir yapı hem alt ekstremite hem de üst ekstremite. Dolayısıyla bu inervasyona periferik sinir sistemine baktığımızda buraların da biraz daha farklı bir yapıda olması gerekiyor. Gövdede ne var? Çıktıktan sonra bir seyri var. Bu seyir boyunca da ne yapıyor? Kendisine ait alanları inerve ediyor. Şöyle baktığımızda ve burada inerve ettiği alanda yaptığı fonksiyon olarak baktığımızda ne yapabilir? Sinir sistemi, sinir lifleri genellikle 3 ayrı komponent içeriyor. Bunlardan bir tanesi periferden aldığı duyguyu merkeze doğru taşıyan aferent yollar. Dolayısıyla akım yönü nedir? Periferden merkeze doğru demiştik bunu. Çünkü yorumlanması gereken bir olguyu taşıyor. İkinci komponentimiz, yani birinci komponentimiz sensitif, yani duyu komponenti. İkinci komponentimiz ne? İkinci komponenti bu alınan uyarılara verilen cevabı götüren motor yolları kapsıyor. Yani somatomotor komponent. Birincisi duyu, sensitif. İkincisi somatomotor komponent. Bir üçüncüsü daha var. Dediğim gibi sadece abdomen içerisinde ya da toraks içerisinde değil, ekstremitelerde de bir takım organlarımız var. Bunlar nedir? Bizim isteğimiz dışında çalışan, tamamen otonom sinir sisteminin kontrolü altında bulunan organlar. Dolayısıyla taşınması gereken bir üçüncü uyarı tipi daha var. Bu da nedir? İç organlara giden, isteğimiz dışında çalışan otonom sisteminin yönettiği
ki onda da aferent eferent lifler var. Her iki türlü lifi de içeriyor. Otonom lifler. Dolayısıyla bir sinirde taşıdığı lif olarak biz baktığımızda motor, yani somatomotor, sensitif ya da otonom sisteme ait olmadığını belirlemek durumundayız. Ki geneline baktığımızda bunların spinal sinirlerin birçoğu her üç tür lifi de içeriyor. Tekrar genel bilgilerden dönersek ekstremitelere. Ekstremitelerde dedik ki biraz daha farklı bir komponent var, biraz daha farklı bir yapı var gövdeye göre. Bir takım alan farklılığı ve yapısal farklılık söz konusu. Gövdedeki, torakstaki ya da abdomendeki spinal sinir dağılımına baktığımızda neyi görüyoruz? İşte seyrettiği yer boyunca verdiği dallarla çok küçük bir aralık şeklinde deride inerve ettiği yeri dermatom olarak ya da kasları inerve ettiği kısımda miyotom olarak bunları görebiliyoruz. Ama ekstremitelerde bu biraz daha farklı. Buradaki farklı renklere baktığınızda da bu farklılıkları çok rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ne var? İşte burada baktığımızda yüzdeki bu sarımsı görünen kısım kafa çiftleriyle inerve ediliyor. Ama onun dışında bakın yeşille gördüğünüz yerler servikal segmentlerden çıkan spinal sinirlerin inerve ettiği yerler. Burada tabii gövdeye baktığımızda neyi görüyoruz? Hani dışarıdan baktığımızda bütününü gördüğümüzde dermatomları görüyoruz. Burada dermatomlar çizili durumda. Ama kabaca şöyle de bir genelleme yapabiliriz. Bu dermatomların altında kalan kasların inervasyonu da genellikle bu sinirlerin, bu spinal sinirlerin derin lifleri tarafından gerçekleştiriliyor. Ve dermatoma geldiğinde ya da dermatomdan başladığında hani akım yönünü düşünürsek buradaki duyuları merkeze doğru taşıyor ama aynı zamanda bu bölgedeki işte kıl dibi kasları ya da ter bezleri gibi o otonom sistemin etkili olduğu, aktif olduğu yerlere de otonomik lifleri getiriyor. Burada ayrıca neyi görüyoruz? İşte mavi ile toraks bölgesini görüyoruz. Morumsu renkte lumbal bölgeyi, kırmızımsı renkte de sakral bölgeyi görüyoruz ki yerleşmede baktığımızda medülla-spinal segmentlerine göre sanki böyle hani dört ayaklıymışız da sonradan ayağa kalkıp yürümüşüz gibi bir izlenim elde ediliyor inervasyon bölgeleri göz önüne alındığında. Çünkü en alt segmentten birazdan göreceğiz çıkan o koksigeal lifler anüs çevresini, koksigeal bölgeyi inerve ediyor. Normalde hani ayakta duran bir kişi gibi düşünürsek en son nedir? Ayak baş parmaklarıdır, ayak parmaklarıdır. Oralara kadar gitmesi gerekiyordu ama yapısal olarak öyle değil. Dedik ki burada ekstremitelerde biraz farklılıklar var inervasyon açısından ki daha önce plexus brachialis'i gördünüz. Ağırlıklı olarak servikal segmentlerden çıkan liflerin oluşturduğu neydi? Bir yapısal bütündü. Belli şekillerde ön arka dalları birleşiyorlardı. Sonra tekrar ön arka dalları divizyonlarına ayrılarak neleri? Fasikülüsler oluşturuyorlardı. Ve onların da ucundan neler? Sinirler, o adını koyduğumuz artık üst ekstremiteyi inerve eden sinirler çıkarak ne yapıyorlardı? Hakimiyet alanlarında inervasyonu sağlıyorlardı. Benzer yapı aşağıda da var, alt ekstremitede var ama üst ekstremitedeki gibi böyle birleşip ayrılarak falan gibi değil. Sadece belli köklerden çıkanlar birleşerek belli sinirleri oluşturuyorlar ve alt ekstremitede parmak uçlarına kadar gerekli inervasyonları sağlıyorlar. Bunlar hepsi birbirleriyle ilişkili alt ekstremiteye gidenler. O yüzden bunlara genel olarak sanki böyle tek bir ağ yapıymış gibi plexus lumbosacralis adı veriliyor. Ama özelde baktığımızda lumbal, sakral ve koksigeal spinal sinirlerin birleşerek oluşturduğu bir takım sinirler bunlar ama özelde baktığımızda bir takım bölümleri var. Yine bunların birbirleriyle ilişkileri var. Onlara bakacağız nasıl olduğunu bu ilişkilerin ama bölgesel olarak da bunlar birkaç alt bölgeye ayrılıyor. Öncelikle temel olarak İki büyük kısmı ayrılıyor ki bunlardan birisi plexus lumbalis ya da lumbaris diye de karşınıza çıkabilir. Aynı şeydir, farklı şey değil. Lumbal segmentlerden çıkan spinal sinirlerin oluşturduğu ağ yapı ve buradan çıkan nedir? Spinal sinirler.
Bir alttı, bir sonraki sakral segmentlerden gelen bilgilerin oluşturduğu plexus sacralis, ama altta ayrıca bazı kaynaklarda bunların alt plexusları gibi bahsedilir, bazı kaynaklarda tamamen ayrı plexuslar olarak bahsedilir. Bir pudendal plexus, bir coccygeal plexus da ifade edilebilir. Ama sonuçta hepsi dediğim gibi birbirleriyle farklı şekillerde ilişkiler kurarak spinal sinirlerin oluşumuna katkıda bulunuyorlar. Şimdi bunlara bir baktığımızda hepsini biz bundan sonra ayrı ayrı göreceğiz. 4 tane ayrı plexus varmış gibi göreceğiz ama dediğim gibi son 3 tanesi sacralis, pudendalis ve coccygeus sadece sakral plexus olarak da isimlendiriliyor. Hepsi birlikte lumbosacralis, plexus lumbosacralis olarak da isimlendiriliyor. Zaten konu başlığı da oradan geliyor. Plexus lumbosacralis'in yapısına baktığımızda bu çıkan sinirler nerelere gidiyorlar? Şöyle baktığımızda. Şekilde de görüyorsunuz. Alttaki şekilde yeşil ve mavi renkte gördüğünüz gibi plexus lumbaris ve sacralis nereye innerve ediyor? Alt ekstremitenin tamamını innerve eden sinir liflerini çıkararak gönderiyor. Plexus sacralis'in iki tane alt plexusu var demiştik. Ya da aşağı doğru devamı aslında bunlar alt plexusları da değil. Sadece son kısmı katılıyor. Plexus pudendalis perine bölgesini. Perine bölgesi dediğimiz yerde neresi? Şu spin pozisyonda genital bölgelerin ve anüsün olduğu iki bacak arasındaki alanı göreceğiz daha sonra. O bölgenin innervasyonundan sorumlu. Plexus pudendalis. Ama burası da innervasyon olarak önemli bir yer. Özellikle duyusal innervasyonu. Çünkü genital organlar burada yerleşmiş durumda. Ve en alttaki kısım coccygeal segmentlerden çıkan sinirlerde o kuyruk sokumu anüsün hemen arkasındaki anüs çevresini innerve eden kısım coccygeal bölgeyi innerve ediyor temel olarak. Ama şöyle baktığımızda plexus lumbaris ve sacralis temelde alt ekstremitenin bütününü innerve eden bir özelliğe sahip. Öncelikle plexus lumbaris dedi ki lumbar segmentlerden çıkıyor ama nelerle ilişkili? Neler oluşturuyor? Önce bir yapısı, sonra çıkan dallarına bakacağız tek tek. Neler katılıyor? Çoğunlukla şöyle 12. torakal segmentten gelen 12. o torakal spinal sinirden lifler ne yapıyorlar? Aşağı doğru inerek lumbal birin yapısına katılıyorlar. Birazdan göreceğiz çıkan sinirlerde bu lifler, yani son torakal segmentten lifler ne yapıyor? Bu plexusun, plexus lumbaris'in yapısına katılıyor. İlk 3 lumbal sinirin tamamı burada. 5 tane lumbal spinal sinirimiz var. Bunlardan ilk 3'ü burada yerleşmiş durumda. 4'ün de büyük kısmı lumbal plexusun yapısına katılıyor. Bakın 5'ten herhangi bir şey yok. Burada birazdan bu katılımları daha detaylı bir şekilde göreceğiz nasıl olduklarını. Yerleşim yeri nasıl? Karın arka duvarında lumbal vertebra korpuslarının hemen yan taraflarında, yan tarafta da psoas majör kası var. Aşağı doğru inen görmediniz, daha sonra göreceksiniz bunu. Gövdeyi öne doğru eğen en önemli kaslardan ya da bacak fleksiyonunu yaptıran kaslardan biri. Bunun hemen arkasına yerleşmiş durumda. Ki genellikle de dallarının birçoğu bu kasın liflerinin arasından geçerek çıkıyor. Özellikle şu sağ tarafta bakın psoas majör kasını görüyoruz. Sol tarafta çıkarılmış maviyle işaretlediğim yerde ama sağ tarafta görebiliyorsunuz bu plexus lumbaristen çıkan o spinal sinirler ne yapıyorlar? Kası delerek içerisinden çıkıyorlar. Kasın arka derin kısımlarına yerleşmiş bir sinir ağı plexus lumbaris. Kolumna vertebrasının hemen yan taraflarında prosus transversusların önünde bulunuyor. Dedik ki torakal 12'den itibaren lumbal 4'e kadar segmentlerden, spinal sinirlerden gelen lifler, ön dallar bu plexusun oluşumunu sağlıyor. Şöyle baktığımızda üstte ne var? Torakal 12'den gelen ince dal lumbal 1 ile birleşmiş, sonra 2'ye ayrılmış. Bir üst tarafa doğru gitmiş, sonra o da 2'ye ayrılmış. Biri altta ikinci lumbaldan gelen dalla birleşmiş. Bu üstteki
lumbal 1 artı torakal 12'den çıkanlar, üst dalından çıkanlar, nervus iliohipogastrikus ve hemen altında nervus ilioinguinalis dediğimiz iki tane sinir. Sonrasında dedik ki bu iki birleşimden bir de aşağı doğru gidiyor. Bu da alttan gelen alt dal. Neyle? İkinci lumbaldan gelen liflerle birleşiyor ve nervus genitofemoralis femoralis dediğimiz bir üçüncü dalı meydana getiriyor. Sonrasında baktığımızda lumbar 2, 3, 4 dedik ki bunlar 1, 2, 3 tamamen katılıyor. 4'ün de ağırlıklı olarak lifleri geliyor. 2, 3, 4'ün ön dalları birleşiyorlar. Çok kalın dallar şeklinde değil. Nervus obturatorius dediğimiz o neydi? Koksanın içerisinde bir deliğimiz vardı. Foramen obturatorium. Onu kapatan bir membran vardı ve onun üst tarafında bir kanalcık vardı. Oradan geçen o nervus obturatorius'u meydana getiriyorlar. Ve onun da hemen komşusu her zaman bulunmayan, %20 kadar bulunan lumbal 3 ve 4. segmentlerden gelen liflerle oluşan nervus obturatorius accessorius yine plexus lumbalis'ten çıkan bir dal olarak ifade ediliyor. Bunlar ön dallarıydı. Arka dalları esas büyük sinirleri oluşturuyor. Nedir bunlar? Lumbal 2 ve 3'ten gelen liflerin oluşturduğu nervus cutaneus femoris lateralis. Adından da anlaşılacağı gibi aslında burada bize ipuçları veriyor adları. Kütanöz dallar yani ne var? Deriye gidiyor. Dolayısıyla bu kütanöz lafı geçiyorsa bir sinirin içerisinde ne vardır? Burada motor lif yoktur. Deriye gidiyor. Femurun uyluk bölgesinin yan taraflarını zaten bölgesel olarak da adında geçiyor. Yan taraflarını innerve eden, oradan duyuları alan bir büyük sinir. Ama buranın en büyük, en kalın siniri lumbal 2, 3, 4'ten gelen liflerin birleşmesiyle oluşmuş nedir? Nervus femoralis. Kabaca şey diyebiliriz, alt ekstremitenin ön kısmının innervasyonunu sağlayan bir büyük sinir. Buranın en kalın, en büyük siniri nervus femoralis. Sonra bir de lumbal 4'ten aşağı doğru inen ki bu da bir alttaki plexusumuz neydi? Plexus sakralisimiz. Onun yapısına katılan kısmı oluşturuyor. Dolayısıyla dediğim gibi hepsi aslında tüm plexuslar birbirleriyle ne var? O mekanik ilişkiyi sağlıyorlar lifler aracılığıyla. Şöyle dallarına tek tek baktığımızda yukarıdan itibaren ne demiştik? Nervus iliohipogastricus demiştik ki torakal 12'den gelen lifler lumbal 1 ile birleşiyorlar. Sonra iki dalı ayrılıyor. Şu üsttekinden iki tane çıkıyor. Bunlardan birincisi iliohipogastrikus, ikincisi de ilioinguinalis. Ama bakın bu ne var? Bu torakal 12'den lif almıyor. Torakal 12'den gelen lifler nereye gidiyor? Nervus iliohipogastrikus sinirinin oluşumuna katılıyorlar. Ilioinguinal ise torakal 12'den lifler gelmiyor. Bir diğeri demiştik ki lumbal 1 ve 2'den gelen liflerle oluşan nervus genitofemoralis. Daha sonra göreceğiz bunu. Genital ve femoral olmak üzere dallarına ayrılıyor. Bakın iki segmentten lifler gelerek sinirin oluşumuna katkıda bulunuyorlar. Şu arka dallar demiştik ki cutaneus femoris lateralis lumbal 2 ve 3'ten geliyor. Bakın çıktığı yere bakarsanız bariz bir şekilde iki sinirden iki segmentten geldiğini görebiliyoruz. Sonra nervus obturatoriusumuz vardı. 2, 3, 4'ten geliyordu. Ön dalları oluşturuyordu bunu. Obturatorius accessorius %20 oranında görülüyor demiştik. Sadece 3 ve 4'ten bakın 2'den bu lif almıyor. Eğer varsa tabi dediğim gibi görünme oranı da çok fazla değil. Ve nervus femoralis lumbal 2, 3, 4'ten büyük oranda liflerini alan ve buranın en kalın siniri. En önemli sinir depo. Alt ekstremitenin ön kısmının innervasyonundan sorumlu demiştik. Bunlara şöyle bir hızlıca baktığımızda nedir, ne iş yapıyorlar, nerelere gidiyorlar? Birincisi nervus iliohipogastricus. Dedik ki lumbal 1 ve torakal 12'den liflerini alan sinir. Psoas majorum başladığı yerde üst kısımlarından çıkarak karın yan duvarında yan tarafa doğru devam ediyor. Daha sonra göreceğiz. Karın içerisi peritoneum dediğimiz bir zarla kaplı. Dolayısıyla öyle kafasına göre tam ortadan, abdomenin ortasından yoluna devam edemiyor.
Mutlaka peritonun dışında karın duvarına yaslı yapışık bir şekilde karın duvarının iç yüzünde hem arkada hem yanında hem de önde seyretmek durumunda. Burada da gördüğünüz gibi çıktıktan sonra ne yapıyor? Karın yan duvarının iç kısmında öne ve aşağı doğru yoluna devam ediyor ki o abdomen duvarına uyacak şekilde kıvrılarak ön kısma doğru gidiyor. Hemen arkada karın arka duvarında göreceğimiz musculus quadratus lumborum dediğimiz bir kas var. Onun hemen önünden geçiyor. Son kostadan koksaya kadar inen bir kas bu. Dörtgen şeklinde. Onun önünden geçerek karın yan duvarında seyrediyor. Krista iliakaya doğru devam ediyor ki aynen bunların seyri de aslında şey gibi yukarıda nelerimiz vardı toraksta? İnterkostal sinirlerimiz vardı arter ve venlerle birlikte. Aynen onlar gibi bunlar da yan duvarda seyrediyorlar öne doğru gelmek üzere. Verdiği dallar var. Nedir bunlar? Ramus cutaneus lateralis dalı var. Gluteal bölgenin orta dış kısım derisine gidiyor. Yani arkadaki gluteal bölgenin derisini innerve eden bir sinir. Gluteus anterior var. Bu ön tarafa doğru kıvrılarak devam ediyor. Duyu lifleri var. Bunun regio hipogastrica yani göbeğin altında simfizis pubis'in hemen üstündeki kısımlara kadar innervasyonu sağlıyor. Motor dalları var. Motor dallarda ne demiştik? Kasları innerve eden eferent liflere sahip dallar bunlar. Hemen derinindeki karın yan ön duvarını oluşturan 3 tane temel kasımız var. En dışta obliquus externus abdominis, ortada obliquus internus abdominis ve içte de transversus abdominis. Bunlardan içteki iki tanesinin innervasyonunu sağlıyor. Seyri boyunca tabii ki tamamını değil. Bir diğeri, ikincisi dedik ki nervus ilio-inguinalis. Sadece lumbal bir tarafından oluşturuluyor. Lumbal bir spinal sinirin lifleri bunun yapısını oluşturuyor. Bu da psoas majörün dış kenarından çıkarak aynen o interkostal sinirler gibi karın yan duvarında öne doğru devam ediyor. Quadratus lumborum'un önünden geçiyor bu da. Aynen iliohipogastricus gibi. Sonra krista iliaca'nın ön kısımlarına geldiğinde, karın ön duvarına geldiğinde burada transversus abdominis deliyor ve bir önceki iliohipogastricus'la bağlantıyı kuruyor ve inguinal kanaldan geçiyor. Canalis inguinalis'ten geçerek nereye doğru? Testislere doğru yoluna devam ediyor. Duyu innervasyonuna baktığımızda şöyle uyluğun üst iç kısımda burada mor pembe gibi gördüğünüz alanın innervasyonunu sağlıyor. Daha yukarıda yok çünkü inguinal kanalda derinden gelip yüzeyleşiyor. Yüzeyleştiği yerdeki derin innervasyonunu sağlıyor. Burada son kısımları, uç kısımları erkekte kadında genital organ farkından dolayı isim değiştiriyor. Erkekteki adı nervus scrotalis anteriores. Skrotumu, o testisleri saran torbanın lateral kısımlarının innervasyonunu sağlıyor. Penis kökü ve skrotumun ön tarafını innerve ediyor. Kadınlarda buna karşılık nervi labialis anteriores. Mons pubis ve labium majus dediğimiz o en dıştaki büyük dudakların dış kısımlarının innervasyonundan sorumlu. Buraların derisini, deri duyularını alıyor. Ve seyri boyunca motor liflerle de obliquus internus ve transversus abdominis kaslarının da innervasyonunu sağlıyor ki az önce de neyi görmüştük? Aynı şekilde iliohipogastricus da aynı kasın kendi çevresindeki kısmını innerve ediyor. Seyirleri boyunca hemen yan tarafındaki kas liflerini innerve ederek onların kasılmalarını sağlıyorlar. Burada bu iki sinirin blokajı var. Bir ağrı kesici olarak kullanılıyor. Ne zaman kullanılıyor bu? İnguinal herniler, kasık fıtıklarında kullanılıyor. Tabii her zaman kullanılan bir yöntem değil. Ne var? Hastanın genel durumu kötü, işte genel anestezi kaldırmayacak, yaşlı. Buna bağlı olarak değerlendirildiğinde mutlaka müdahale edilmesi gereken bir boğulmuş ya da ileri derecede bir fıtığı varsa ve genel anestezi uygulanamıyorsa buradaki bu sinir blokajıyla ağrı engellenerek lokal anestezik kullanılarak ne yapılıyor? Buradaki fıtık tamiri gerçekleştirilebiliyor.
Kabaca yeri şu spinalia anterior superior 4-6 santim kadar arka üst kısmından her iki sindirin birlikte seyrettiği yere anestezik maddeyi vererek ondan sonraki kısımdan alınan duyuların taşınması engelleniyor. Yapılan işlem bu. Bunlara sinir blokajı dönüyor. İnterkostal aralıklarda falan da kullanılan bir yöntem lokal olarak. Bir sonraki sinirimiz nervus genitofemoralis. Lumbar 1 ve 2'den gelen liflerin katılımıyla meydana gelen bir sinir. Psoas majorun içinde seyrediyor. Bakın burada gördüğünüz gibi ne yapmış? Kasın liflerin arasından geçmiş. Daha sonra ikiye ayrılıyor. Adında da iki tane komponent var zaten. Genital ve femoral olmak üzere. Yaklaşık lumbar 3-4 seviyesinde kası deliyor. Kasın ön yüzünde aşağı doğru yoluna devam ediyor. İki dalı var dedik. Bir tanesi ramus genitalis. Genital organlara doğru giden bir dal bu. Psoas majorun kenarında aşağı doğru devam ediyor. İnguinal kanaldan geçerek aynen iliyoinguinalis gibi bu da nereye? Genital organların hemen yan tarafına çıkıyor, yüzeyleşiyor. Aynen iliyoinguinalis olduğu gibi kadında mons pubis labium majus pudendi derisini, erkekte de musculus cremaster ve scrotum derisini inerve ediyor. Çok kısaca burada bir kas var. Bakın musculus cremaster. Bu kasın özelliği şu. Aslında başta başına bir kas değil. Şu karın yan duvarında kaslar var demiştik. Oblicus externus, oblicus internus ve transversus abdominis. Bunlardan ortadakinin oblicus internus'taki o kas liflerinin en alttaki yapıların aşağı doğru inip tekrar yukarı doğru çıkmasıyla, uzamasıyla meydana gelmiş bir kas. Fonksiyonu ne? Fonksiyonu kasıldığında, özellikle soğuk havalarda tutunduğu testisleri yukarı doğru çekmek. Vücuda yaklaştırarak o spermlerin yaşamasını sağlayacak sıcaklık derecesine ulaşmasını sağlamak. Musculus cremaster genital organlarda önümüzdeki yıl göreceğiniz bir yapı. Bir de dedik ki ikinci komponenti var bu sinirin. Ramus femoralis. Femoral dalı. Bu dış tarafta yerleşmiş. İnguinal ligamentin altından geçiyor. Az önceki genital üzerindeki inguinal kanaldan geçerek dışarıya çıkıyordu. Bu hemen alttan derinden geçiyor. Lacuna vasorum dediğimiz bir yapı. Burada geçiş bölgesi. Buradan geçiyor. Geçtikten hemen sonra da yüzeyleşip femurun üst ön kısımlarında burada yeşil renkte gördüğünüz gibi ne yapıyor? Gerekli inervasyonu sağlıyor. Buranın duyusunu alarak merkeze doğru taşıyor. Bir diğer sinirimiz nervus cutaneus femoris lateralis. Lumbar 2 ve 3'ten gelen liflerle oluşmuş, meydana gelmiş bir sinir. Bu da psoas majorun dış kenarının ortalarından çıkarak yine karın yan duvarında öne doğru seyrediyor, yoluna devam ediyor. Spine iliaka anterior superior'a doğru geliyor. Bakın musculus iliacus'un iç yüzünde. İnguinal ligamentin derininde ne yapıyor? Uyluğa geçiyor. Uyluk ön bölgesine. Burada musculus sartorius'u görmediniz sanırım daha. Uyluğa yeni başlayacaksınız. Onun yüzeyinde uyluk ön bölgesine çıkıyor. Burada dallarına ayrılıyor. Nedir dalları? Bir tanesi ön dalı. Dize kadar uyluğun ön dış kısmındaki deride dağılan bir sinir bu. Diğeri de arka dalı, daha arkaya doğru gidiyor. Her ikisi şöyle uyluğun yan taraflarının inervasyonunu sağlıyorlar diz eklemine kadar. Bir diğer sinirimiz nervus obturatorius. Dedik ki lumbar 2, 3, 4. spinal sinirlerden gelen liflerin katılmasıyla meydana geliyor. En fazla lif aldığı yer lumbar 3. Lumbar 2'den çok ince bir dal geliyor. Psoas majorum bu da iç kenarından çıkıyor. Bu iç tarafta, diğerleri dış kısımdan çıkarak karın yan duvarında dağılıyordu. Bu aşağı doğru yoluna devam ediyor iç kısımda. Canalis obturatorius'tan geçiyor. Az önce bahsettim. Coxa'nın içerisindeki o membranla kaplı kanaldan. Kanaldan çıktıktan sonra anterior ve posterior olmak üzere iki dalına ayrılıyor. Ramus anterioru
burada görüyoruz. Pelvisten çıkıyor. Uyluk medial kısmında dağılıyor. Buradaki kasların arasında. Duyu liflerinin gittiği yer kalça eklemi, artikülasyon coxa'ya gidiyor. Ve ramus cutaneus uyluk ön üst iç kısmında dağılıyor. Küçük bir bölgede. Motor dalları da bu bölgedeki adduktor kaslar dediğimiz adduktor longus, gracilis, adduktor brevis ve bazen de şu ortada yerleşmiş musculus pectineus'un innervasyonunda rol alıyor. Yani motor liflerde içeren bir dal. Ramus cutaneus'u burada etraftan gelen diğer sinirlerle bir plexus meydana getiriyor. Plexus sartorialis deniyor buna. Nerelerden geliyor? Nervus saphenus femoralis'in devamı olan sinir. Birazdan göreceğiz. Nervus cutaneus femoris anteriorla birleşerek burada bir ağ oluşturuyor. Diğeri de ramus posteriordu. Arka dalıydı. Bu da musküler dalları var. Obturator externus, adduktor magnus, adduktor brevis gibi kendi bölgesindeki diğer adduktor kasların innervasyonları rol alıyor. Duyu olarak da diz eklemine kadar iniyor ve diz ekleminde o sinovyal membranın duyusunu taşıyor. Ve her zaman bulunmayan bir sinir dedik. Nervus obturatorius accessorius. 3 ve 4'ün ön dallarının birleşmesinden oluşmuş. %20 oranında görülüyor tekrarlayınca. Bu musculus pectineus'a lifler veriyor. Şu uyluk hemen ön üst kısmında yerleşmiş bir kas, musculus pectineus. Kalça eklemine de artikülasyon coxa'ya duyu lifleri vererek oranın duyusunu alıyor. Ve buranın en kalın dalı nervus femoralis. Kabaca dedik ki alt ekstremite ön kısmının tamamının innervasyonunu sağlayan bir büyük sinir. Bu da yine psoas majörün lifleri arasında oluşuyor. Karın yan duvarında daha çok pelvise doğru devam ediyor ve daha sonra ligamentum inguinale'nin altından geçerek uyluğa geçiyor. Sonrasında burada dallanarak aşağı doğru devam ediyor yoluna. Dalları neler? Rami muscularis'i var. Kas dalları bunlar. Kimlere veriyor? Rami cutanei anteriores dalları var. Küten yani uyluk ön bölgesinin innervasyonundan sorumlu olan lifler bunlar. Diz eklemine dallar veriyor ve en büyük, en kalın uç dalı nervus saphenus. Diz ekleminin medyalinden bacağa doğru yoluna devam ediyor. Musküler dallarına baktığımızda bunun ne iş yapıyorlar? Buradaki kaslara gidiyor uyluk ön bölgesinde. Musculus sartorius. Şu tüm uyluk ön bölgesini kat eden diz ekleminin medial kısmına yapışan vücuttaki en uzun kas musculus sartorius. Onun hemen derininde yerleşmiş musculus iliacus. Coxa'nın üstteki o halosis ilii'den başlayıp aşağı doğru inen o yaygın kas yine femoralis tarafından innerve ediliyor. Musculus pectineus burada femoral üçgenin döşemesini oluşturan önemli bir kas musculus pectineus. Ve dört başlı kasımız var burada. Quadratus femoris kası. Bunun ortadaki rectus femoris, vastus lateralis, vastus medialis ve rectus'un altında vastus intermedius. Hepsi nervus femoralis tarafından innerve ediliyor. Ek olarak articularis genus da femoralis'in hakimiyeti altında. Rami cutaneo anteriores dedik ki deri dalları uyluk ön bölgesinde iç taraftaki deri innervasyonunu sağlıyor. İki kalın dal şeklinde medial ve lateral olmak üzere femoris medialis uyluk ön medial bölgesini, intermedius da ön orta bölmesini innerve ediyor. Diz eklemine verdiği dallar var demiştik. İnce dallar şeklinde. Üç ayrı dal şeklinde diz eklemine gidiyor. Detayları çok önemli değil. Ve en büyük, en kalın devamı şeklindeki dalı nervus saphenus. Diz ekleminin medyalinden bacak ön yüzüne geliyor. Medyalde baş parmağa doğru devam ediyor. İç tarafta rami cutanei cruris medialis adıyla innervasyonunu sağlıyor. İki terminal dalı var. Biri ayak bilek kısmında sonlanıyor. Diğeri de baş parmağa kadar medyal tarafta devam ediyor. Bu bölgedeki derinin innervasyonunu sağlıyor. İnfrapateller dalı var. Patellanın ön tarafının alt derisini alıyor. Cutanei cruris medialis var.
dallanmış bir şekilde aşağı doğru devam eden uzantıları bir bütün halinde seyretmiyor. Bacağın alt kısımlarında nervus safenus. Ve sonrasında da ne var? Sakral plexus'a devam eden lifler var. Aşağı inerek sakraldaki liflere katılıyorlar bunlar. Bunlardan şimdi bahsedeceğiz. Plexus sakral ise ama bir 10 dakika ara verelim. Çeyrek geçe tekrar kaldığımız yerden devam edeceğiz. Var mı buraya kadar sormak istediğiniz bir şey? Plexus lumbalis ile ilişkili.